Merhaba arkadaşlar, şu an Joy Denenmez kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle Gaming İstanbul 2019 deneyimlerimi, eleştirilerimi paylaşacağım. Biliyorsunuz 31 Ocak ile 3 Şubat arasında Gaming İstanbul 2019 vardı. Ya ciddiyim, her fuarda stand sayısı azalıyor yani. Geçen yıllara baktığınız zaman bu fuarda stand sayısı bayağı azalmıştı. Ben aradığım standları bulamadım vesaire. Ya cosplay yapan insan sayısı normal izleyiciden, ziyaretçiden daha fazlaydı. Herkes cosplayci olmuş, ben bunu anlamadım. Saçını boyayan kendine cosplayerim diyor. Yani saçını maviye boyuyorlar, beyaza boyuyorlar. Cosplayci oluyorlar. İnsanlar sıra beklememek için saçını boyuyor, cosplayer bileti alarak sıra beklemeden içeri geliyorlar. Bu kadar kolay yani içeri girebilmek. Bir de şöyle bir şey var. Cosplay deyince insanların aklına da sadece LOL karakterleri geliyor. Yani cosplay yapan insanların %80'i LOL şampiyonlarını yapmıştı bu fuarda. Indie oyunlar iyiydi cidden. Indie oyunlara diyebilecek bir şeyim yok. Indie oyunlar işte küçük yapım oyunlar. Indie oyun yapan insanlara yani iyiydi. Adamlar kendi oyunlarını pazarlamaya çalışıyorlar sonuç olarak ama indie oyunları fuar alanının en ücra köşesindeydi. Çoğu fuarda zaten bu şekilde. En köşeye koyuyorlar adamları. En gidilmeyen köşesine koymuşlar yine. Kötü bir şey. Hatta ya öyle bir yere koymuşlar ki insanlar o bölgenin fuar alanına ait olduğunu bile bilmiyorlar yani. Cidden sanki o bölüm fuar alanına ait değilmiş gibi gözüküyor. Fuar alanında yemek alanı vardı ama yemek yemek için koyulan masa sayısı iki elin parmağını geçmez o derece. Ya insanlar ayakta yemek yemeye çalışıyorlar. Yani oturacak masa yok. Ayakta yemeğini yiyeceksin. Kenarda köşede bir yere çömeleceksin ya da o şekilde yemeğini yiyeceksin. Standlarda bulunan görevliler kasıntı kasıntı davranıyorlar. Çoğu böyle yani aşırı derece rahatsız edici. Bu oyun fuarlarının çoğunda böyle. Ben uzun zamandır İstanbul'da gerçekleşen oyun fuarlarına giderim abi. Bu standlarda bekleyen insanları sadece kasıntı kendi beğenmiş insanlardan mı seçiyorlar? Ben bunu anlamadım yani. Cidden bundan şikayet ediyorum. Çoğu insanda şikayet edildiğinden eminim yani. Çoğu ziyaretçinin bundan şikayetçi olduğundan eminim. Alışveriş bölümü bu fuarda iyiydi. Diğer fuarlara göre yani diğer Gaming İstanbul fuarlarına göre daha iyiydi. Daha büyük bir alan ayrılmış. Çeşit fazlaydı yani satın alabileceğiniz işte sivil şörtler, tişörtler ya da ne bileyim mousepadler, oyuncu klavyeleri, oyuncu ürünleri falan fazlaydı. Bu iyi. Ya, fuar alanı bu sefer Avrasya Gösteri Merkezi'ndeydi. Ne tarafta kalıyordu orası? Fatih tarafında, Yeni Kapı tarafında kalıyor. Fuar alanı büyüktü ama ziyaretçi sayısı da diğer fuarlara göre artmıştı. Aşırı fazlaydı. Fuar alanı yetersiz kalmış gibiydi. Yani insanlar dip dibeydi. Hareket edecek alan bulamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yani sadece hareket edebileceğiniz neresi var? Indie oyunlarının olduğu bölüm var. Yani orası bomboş. Sanki dediğim gibi fuar alanının dışındaymış gibiydi. Yani daha büyük bir fuar alanı seçilebilir miydi bilmiyorum. Daha büyük bir fuar alanı var mı ama yani ziyaretçi sayısı arttığı için böyle bir sıkıntı olmuş. Kapı açılış saati her fuarda olduğu gibi yine geç kaldı. Belki bu normal bir şeydir. Ben bilmiyorum yani. Ama buna da değinmek istiyorum. Saat 10 kapı açılış saati gözüküyor. Buna rağmen her seferinde 15 dakika kadar kapı geç açılıyor. Bazen 20 dakika falan. Kapıda sıra oluştururken en az 10-15 çekim yapılıyor. Böyle kameralarla çekimler yapılıyor işte. Her seferinde sıranın uzunluğu çekiliyor. Bana kalırsa yani sıranın uzunluğunu çekip videolara koyulması ya da ne bileyim Facebook sayfalarında fotoğraf olarak paylaşılması insanların gelme isteğini azaltıyor. Fuara ilk kez gelecek insanlar böyle bir sıra gördüğü zaman gelmek istemiyorlar. Yani bence bu düşünülmesi gereken bir şey. Sadece sıranın fotoğrafını çekiyorlar ve ne kadar uzun olduğundan bahsediliyor. Ya bayağı sıkıntı bu. Başka söyleyebilecek bir şey şu an için aklıma gelmiyor. Aklıma daha fazla bir şey gelirse bunları da paylaşırım zaten sizinle videonun açıklama kısmında ya da başka bir video çekerim onu da paylaşırım. Videonun sonuna geldim arkadaşlar. Benim eleştiri yapmam gerekiyordu yani çünkü cidden çoğu oyun fuarına giderim ve bunlar eleştirilmesi gereken şeyler. İnsanlar da bunları eminim yani bunlar akıllarına gelmiştir. Fazla sanki özen gösterilmiyor gibi geldi bana bu fuar. Gaming İstanbul yani diğer mesela başka ülkelerde yapılmış oyun fuarlarına baktığınız zaman cidden böyle değil. Dediğim gibi videonun sonuna geldim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de eğer Gaming İstanbul'a gittiyseniz eleştirileriniz, yorumlarınız varsa bunlara değinirseniz sevinirim yorum kısmında. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.